Euzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Ala rasulina Muhammedin salavat. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Hoş geldiniz. Gaflet araştırmamıza devam ediyoruz. Tanı kısmını geçtik. Yani gafletin sebepleri öğrenmiştik. Yaklaşık 17 madde gafletin neticelerini anlamaya çalışmıştık. Geçen hafta bitirdik onu da. O da kaç maddeydi? 10 maddeydi. Bu dersimizde de gafleti dağıtan sebepler yani tedavi noktası. Yani süreci bu derse bitireceğiz ama tabii bu ders bitmez. Çünkü 24 sayfalık bir ders. Toplam 22 maddelik bir ders. O yüzden ikiye ayıracağız. Bir ders daha yapacağız ondan sonra. Nasip ederse Cenab-ı Hak Gafletin dağıtan sebepler, bu dersimizde işleyeceğimiz konular. Nahil suresi 108. ayet ve Kur'an-ı Kerim'de gafletle ilgili ayetlerin bir manevi tefsirini yapacağız. İkinci olarak da gafleti dağıtan sebepler nelerdir? Toplamda 22 maddelik bir sebep silsilesi var. Ayet-i kerime mealen Nahil suresi 108. İşte onlar diyor Allah'ın kalplerini, kulaklarını ve gözlerini mühürlediği kimselerdir. İşte onlar gafillerin ta kendileridir. Bu ayet-i kerime ve gafletle ilgili ayetlerin bir nevi manevi tefsiri. Ve gafleti nasıl dağıtabiliriz? Yani bizi gafletten uyandıran sebepler nelerdir? Başlığı altında birinci maddeyle başlayalım. <laughs> İnsanı gafletten uyandıran sebeplerin birinci maddesi olaraktan musibetler, hastalıklar ve musibetler maddesi var. Lemalar 12. sayfada diyor ki, öyle çok zahiri musibetler var ki ilahi birer ihtar, birer ikazdır ve bir kısmı kefaret kefaretü zunuptur ve bir kısmı gafleti dağıtıp Beşeri olan aczini ve zaafını bildirerek bir nevi huzur vermektir. Özellikle hayat içerisinde başımıza gelen birçok sıkıntı, musibetler, hastalıklar var. Bunların ondan sonra demek ki üç yönü varmış. Yani neden hastalık, musibet gelir bir insana? Ama şunu şöyle özellikle şer edeceğim başta. Bu manayı iki yönü düşünmemiz lazım. Yaptığımız hata şu, kendimize ait olan, kendimize bakmamız gereken vecihle kendimize bakmıyoruz. Mesela Ömer abiye bir sıkıntı geldi, musibet geldi hemen. Ömer abi diyorum hayırdır ne altlar karıştırdın? Neler yapıyordun da böyle başına musibetler geliyor diyorum. Tabii bu suizan olur. Ama ben ne yapmam lazım Ömer abi için? Diyeceğim ki Ömer abi maşallah Cenab-ı Hak inşallah terakkine vesile kılıyordur. Allah'ın sevdiği kullarına hastalıklar, musibetler gelir demem lazım. Kendime bakarken de ne yapmam lazım? Ya demek ki haddi geçtik, çizgiyi aşmışız, birikmiş, temizleniyoruz demem lazım. Fakat insan nefsi acayiptir. Kendine böyle mübarek bakar da başkalarını hedef tahtasına koyar. O yüzden musibet noktasında 3 noktada bakacağız. Musibet ve sıkıntılara, hastalıklara. Nedir? Bir, ikazat-ı ilahiymiş. Cenab-ı ikaz ediyor, uyarıyor. İkinci nokta, kefaret uzunup, Yani günahlara kefaret olması. Yani elhamdülillah öyle güzel bir dinimiz var ki başımıza gelen her türlü sıkıntı. Hatta diyor ayakkabının bağı bile çözülse diyor. Bir Müslüman. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Ondan geldi. Yine dönüş onadır o fiili Allah'a verip Allah'tan olduğunun farkındalığını hissettiği anda o bile günahına kefaret olur diyor. Çünkü iman şuuruyla bağdaştırıyorsun. Üçüncü olarak da iltifatı rahmaniymiş musibetler, sıkıntılar. Demek ki Cenab-ı Hak'ın iltifatı varmış. Neden iltifat? Tabi birazcık zor anlaşılıyor. Çünkü Cenab-ı Hak en sevdiği kullarına devamlı hastalık ve musibetler verir. Çünkü hastalık ve musibetler kişinin Allah'la olan irtibatının böyle çok sağlam olduğu zaman dilimleridir. Ve İnsanı gafleten de uyandırır. Nice mesela güzel hedeflerimiz var. Dünya ile ilgili ondan sonra gayelerimiz var. Allah muhafaza. Cenab-ı Hak ötelesin ama bir hastalık musibet geldiğinde dünya tamamen alemimize değersizleşmeye başlar. Ve acizimizi ve fakrımızı anlamaya başlarız ve ciddi şekilde dua etmeye başlarız. Mesela şu anda dualarımız, niyazlarımız çok yavan, çok şekli, çok ezber maalesef. Değil mi? Bu neden? Çünkü zaaf ve acizimizi anlamıyoruz. Cenab-ı Hak ne yapıyor? bizleri gafletten uyandırmak için musibet ve hastalıkları veriyor. O yüzden bunun çok iyi şekilde değerlendirmemiz lazım. Bakın bununla ilgili çok güzel bir örnek var. Mesleğimin öyle diyor ki, Merayı diyor tecavüz eden koyun sürüsünü çevirtmek için bir çobanın attığı taşlara musap olan bir koyun. Az çok görmüşsünüzdür köylerde ve hatta işte filmlerde çoban var değil mi? Bir de koyun sürüsü var. Koyun sürüsü başkasının tarlasına gidiyor. Başkasının tarlasına giriyor ve o zaman da çoban ne yapıyor? Bir tane taş alıyor. Baştaki koyunu atıyor. Şimdi o taşam isabet alan o koyun der ki biz çobanın emri altındayız. O bizden daha ziyade faidimizi düşünür. Madem onun rızası yoktur dönelim diye kendisi döner. Sürdü ne yapar? Peşinden döner. Yani koyun lisanı halleder ki ya bu çoban bizi seviyor. Besliyor, güdüyor, yemliyor, gezdiriyor. Ve şimdi bir taş attı. Ya bu taşı da atmışsa gene bir merhameti vardır. Bak şimdi bir lisanı halle bu manayı anlıyor. Şimdi ey nefis, ey insan, ey bizler sen o koyundan fazla asi ve dal değilsin. Şimdi kaderden sana atılan bir musibet taşına maruz kaldığın zaman. Demek ki musibetler ve sıkıntılar nereden geliyormuş? Kaderden geliyormuş. Böyle bir musibet taşına maruz kaldığın zaman. Musibet demek isabet edilen demek. Şimdi isabet edilen varsa isabet alan da vardır. Doğru mu? Nişancı da vardır yani. Keskin bir nişancı vardır. Tam zamanda olması gerektiği zaman da bize ne yapar? O hastalığı, o musibeti ondan sonra ne yapar? Gönderir. Böyle bir taşa maruz kaldığın zaman ne yapacaksın? İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Söyle ve ne yap? Merci hakikiye dön. İmana gel. Merci hakikiye dön. Bir şeyler yanlış yapıyorsun. Bazı hatları geçiyorsun. Bazı tarlalara giriyorsun. Belki ibadetsizlikle, namazsızlıkla bazı mahlukatın hakkına giriyorsun. Şükürsüzlükle Cenab-ı Hakk'ın hakkına giriyorsun. Nimetlerin hakkına giriyorsun. Vesaire vesaire. Bunu bir sürü uzatabiliriz. Ne yap? İmana gel. Ama devamında çok güzel. müketler olma. Yani üzülme. Neden? O seni senden daha ziyade düşün. Düşünün ki hiçbir musibet ve sıkıntı gelmedi ve firavun gibi oldunuz. Hiç acizinizi anlamadınız. Hiç farkınızı anlamadınız. Hiç kusurunu anlamadınız. Hiç noksanınızı anlamadınız. Ve bu şekilde bir hayat yaşayıp öldünüz. Ne yazık ya değil mi? O yüzden musibet gelmişse bilin ki Cenab-ı Hak sizin benim gafletimi, bendeki gafleti dağıtmak için beni gafletten uyandırmak için gönderiyor. Demek ki gaflete dağıtan sebeplerin bir tanesindeymiş musibetlermiş. Evet, ikinci madde. Sünnet-i seniyeye ittiba. Sözler 362'den okuyacağım. Ey nefis, az bir ömürde hassiz bir ameli uhrevi istersen, her bir dakika ömrünü bir ömür kadar faideli görmek istersen ve adetini ibadete ve gafletini huzura kalbetmeyi seversen sünnet-i seniyeye ittiba et. Çünkü bir muamele-i şerriye tatbiki amel ettiğim vakit bir nevi huzur veriyor, bir nevi ibadet oluyor, uhrevi çok meyveler veriyor. Huzur gafletin zıttıdır. Yani ne kadar çok gaflette olursak o nispetle Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu unuturuz. Bakın bir misal vereceğim. Şimdi bizim dershanemizde 16 tane kamera var. İkisi burada. Toplamda bütün katlarda 16 tane kamera var. Ve 16 tane kameranın varlığı demek Hasan Yeni Yenidere'nin 16 tane gözle orada hazır ve nazır oldu demektir. Yani ben yukarıdan kamera sisteminden, ekrandan 16 tane gözle bütün dershaneyi rasat ediyorum. E bunu bilen kardeşler de ne yapıyorlar? Mesela bizim eski Halit vardı. Uykucu Halit. Ben mesela Halit'e bakıyorum yarım saat Halit piyasada yoksa tamam mı? O kameranın böyle e, ücra köşelerini bilirdi. Mutlaka o ücra köşenin bir tanesinde uyuyordur. Mesela yukarıda bilişiminde dolabın kenarında diklemesine yatıyordu böyle. Yani sırtını dolaba yaslıyordu. Yani... Çünkü biraz daha taşsa gözükecek göbeği falan olunca. <laughs> Ondan sonra ben bakıyordum Halit yok piyasada. Hemen diyorum ki Halit huzurdan dışarıda çıkmış. Yani benim huzurumun haricinde bir yerde. Yani demek ki bir yerde arazi. Tamam mı? Şimdi o kameraların varlığı insanı ihtiyata, itimama sevk ediyor. Neden? Çünkü diyorsun ki huzurdayım. İşte gafletin tersi zıt manası huzurdur. Ne zaman ki biz Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğumuzu idrak edersek bunu her daim canlı şekilde tutarsak ki bu çok zordur her daim bunu yaşamak ama bunu en üst seviyede yapmamız lazım. Çünkü dikkat edin harama baktığımız zamanlar, günaha girdiğimiz zamanlar, ibadetten uzak olduğumuz zamanlar hep Cenab-ı Hakk'ı unuttuğumuz zaman dilimleridir. Mesela biz neden harama nazar ediyoruz? Yanımızda kimse yok, değil mi? Öyle zannediyoruz. Cenab-ı Hakk'ı unutunca ne yapıyoruz? Nefsimize uyuyoruz, harama bakıyoruz. Ama yanında bir Atilla abi olsa Yok işte Gülsel abinin yanında olsa. Ben hanıma bakabilir miyim? Bakamam. Neden? Gülsel abinin varlığı beni rahatsız eder. Ve da bak sen adam, adam hocaya bak. Amma baktı falan diyecek diye. Onun utangaçlığından belki bakmayacağım. Bak birisinin varlığı beni ne yapıyor? İhtiyata ve itmama sevk ediyor. Şimdi aynen bunun gibi de Cenab-ı Hak her yerde hazır ve nazır değil midir? Her yerde hazır ve nazırdır. Cenab-ı Hak her an bizim ne yaptığımızı görmüyor mu? Görüyor. İşte ben onun benim her daim ne yaptığımı gördüğümü unuttuğum için gaflet odur işte. Ne yapıyorum? Gözüm harama kayıyor. İbadet yapmıyorum vesaire vesaire. Şimdi bütün bu gaflet anımı huzura kalbetmenin bir yolu var. O da nedir? Sünnet-i Seni'ne ittiba etmektir. Bakın insan hayatının bütününü ibadet yapma iksir şeklinde bakın bütün hayatını ibadet haline getirecek iki nokta vardır. Eğer bir kişide bu iki nokta varsa Allah'ın izniyle çok büyük mesafe kat eder. Birisi namazdır. Beş vakit namaz kılan değil mi? Sahir, mübah bütün dünyevi amelleri ibadet hükmüne geçer. Bakın 5 vakit namazını kılan, aksatmadan 5 vakit namazını kılan, sahil bir bütün mübah dünyevi amelleri, çalışmış olduğun, işte harama girmediğin her nokta ibadet hükmüne geçer. Diğer bir nokta namazı aldın, koydun, 24 saatin ibadet hükmüne geçti. Diğer bir nokta da sünnet seni ittibadır. Adetini ibadet haline getirir. Mesela su içeceksin, içmiş olduğun suyu içme mecburiyetindesin sen. Adetin bu seni, mecbursun. Ulan şimdi bu su nasıl ibadet olur? İşte suyu içerken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nasıl içmişse diye niyet etmek, niyet ederekten o niyetle, o şuurla içtiğin zaman su içme fiili sana ibadet olarak yazılıyor. Mesela ben bu suyu içeceğim şimdi. Aldım. Bismillahirrahmanirrahim dedim. İçtim. Üç kere de içtim. Tamam mı? Düşündüm. Tefekkür ettim. Ve elhamdülillah dedim. Bu sünnet fiilini uyguladığımda önce Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam aklıma geliyor. Sonra şari hakiki olan yani o şeriatı koyan Cenab-ı Hak aklıma geliyor. Ve ben ne oluyor? Bir nevi huzura çıkmış oluyorum. Huzurda olduğum farkında oluyorum. O su içme ibadeti, o uyuma ibadeti, o yeme ibadetinin hepsi benim defteri hasenatıma sevap olarak yazılıyor. Fazilet olarak yazılıyor. O yüzden bir kimse hayatını çok faydalı, semeradar yapmak istiyorsa, gafletini dağıtmak istiyorsa ne yapacak? Sünnet-i seneye azami olaraktan da ittiba edecek. Evet. Üçüncü vakte. ihtiyarlık. Bu Risale'nin telifinden 13 sene evvel Dağdağlı bir fırtınayı ruhiye neticesinde eski Said'in gülmeleri yeni Said'in ağlamalarına inkılap edeceği bir hengamda gençliğin gaflet uykusundan ihtiyarlık sabahıyla uyandığın bir anda Osman abi yaş kaç Osman abi senin? 41 mi? Sen de biz yaşıtmışız ya. Sen de ihtiyar olmuşsun Osman abi. Sen de gitti gidiyor kom. Elhamdülillah. Yani ihtiyarlık mevsimi insanı gafletten uyandırıyormuş. Çünkü gençlik dönemi insanın en tehlikeli zaman dilimi. Yani kuvve-i kuvve-i gadabi, kuvve-i akliye, akıl, şehvet ve gadab duygusunun ifrat mertebede çalıştığı zaman dilimidir. Ve hareket çok fazla olur. Muvazine az olur. Düşünce az olur ve insan eğer istikametli bir gençlik geçirmezse yani sünnet ve şeriatla kendini donatmazsa gerçekten de gençlik devresi insanı ne yapar? Yoldan çıkartır. Ama aynı zamanda iffetli bir gençlik, istikametli bir gençlik devresi de kişiye belki de ebedi hayatını kazandıracak en önemli vesilelerden bir tanesidir. Şimdi ihtiyalık dönemi de kişinin demlenme halidir. 40 yaşından sonrası ihtiyalık dönemidir. Artık 40 yaşından sonra kuvve-i akliye, gadabiye ve kuvve-i oturur. Tabi oturan çalışma içerisinde olan kişiler için. Mesela yaşı 40'ı geçmiş, 50'yi geçmiş hala hani böyle ben hala ruhum genç falan giberekten kendince böyle caka satmaya çalışan insanlar varsa Allah muhafaza o çok ciddi bir problem. Yani ihtiyarlık zamanı artık geldiği zaman bilgesi kardeşim artık keskin olman lazım. Demlenmen lazım. Yani hani çayın demlemesi güzel olur ya. Demlenmiş çay çok güzel olur ya. insanın da demlenmiş çok güzel olur. 40 yaşı peygamberlik yaşıdır zaten. Yani bu 40 yaşı dersinden hatırlarsınız. O yüzden ihtiyarlık zamanı geldiğimizde evet zahiri sıkıntılar başlar. Ama bu velakin bakın ihtiyarlık çok büyük bir nimet ilahiyedir. Kişiyi gafletten uyandırır. Çünkü aczini anlarsın, zaafını anlarsın. Yavaş yavaş hayat apartmanının tuğraları dökülmeye başlar. Ve sen artık yavaş yavaş daha ciddi şekilde Cenab-ı Hakk'a olan ihtiyacını hissetmeye başlarsın. Gafletten uyanırsın. O yüzden Üstad kendisi söylüyor, yüz gençliğe değişmem diyor ihtiyarlığımı. Gerçekten de elhamdülillah şuurlu bir ihtiyarlık. Bırakın yüz belki de bin gençliğe değişmez. Evet doğru koşamayabiliriz, hoplamayabiliriz, zıplamayabiliriz ama gerçekten de hayata çok güzel bir bakış açısı nasip ediyor ve en azından acizimizi anlıyoruz. Firavunluktan kurtuluyoruz. Demek ki insanın gafletini dağıtan sebeplerden bir tanesi neymiş? İhtiyarlıkmış. Abi şimdi birçok genç var burada. Bunlar ne yapacak? İhtiyarını mı bekleyecek? Genç, e, gafletten uyanmak için. En hayırlı genç kimdir? İhtiyar gibi ölümü düşünüp, değil mi? Gençlik evesi altında boğulmayandır. O yüzden ihtiyar olmak için beklemeye gerek yok. Değil mi? Aklen, şuuren Ölüm hakikatini idrak edip maiyetinin farkına varan herkes o gafletten kurtulmuş olur. Evet. Gafleti dağıtan, sebeplerden dönücü madde. 434 sözler. Kur'an. Ama nasıl bir Kur'an? Çok güzeldir. Herkesin muvaffak olacağı bir şekil değil ama okumaya çalışalım bakalım. Kur'an'ın her bir ayeti birer necmi sakıp gibi, icaz yani mucizelik ve hidayet nurunu neşriyle küfür ve gaflet zulümatını dağıttığını görmek ve zevk etmek istersen. Kur'an-ı Kerim'in bütün ayetleri ne yapıyormuş? Küfür ve gaflet zulümatını dağıtıyor. Peki bunu görmek istiyor musun? Evet istiyoruz. Nasıl göreceğiz peki? Kendini Kur'an'ın nüzulünden evvel o asrı cahiliyette ve o sahrayı bedeviyette farz et ki her şey zulmeti cehil ve gaflet altında perde cumut tabiatına sarılmış olduğu bir anda birden Kur'an'ın lisanı ulvisinden sebbaha lillahi ma semavati vel ard ve huvel hakim yusebbihu lillahi ma semavati vel ard ardil melikul kuddusil hakim gibi ayetleri işit bak o ölmüş veya yatmış mevcudatı alem sebbaha yusebbihu gibi ayetlerin sadasıyla işitenlerin zihninde nasıl diriliyorlar hüşyar oluyorlar kıyam edip zikrediyorlar. Şimdi Kur'an-ı Kerim'i okurken maalesef şu kurtulamıyoruz, kurtulamayacağız da kurtulduğumuz nispetle kurtulan kar edecek. Tilaveti Kur'an'da esas olan Kur'an'ı çokça düşünmeden okumak değildir diye belki de çok derste ifade ettik. Tekrar oraya girmek istemiyorum ama o alışkanlık terk edilmiyor, terk edilmeyecek de biliyorum. Çünkü lezzetli yani çok okumak, çokluk dövünmek insanın fıtratında olan bir şey. O yüzden Tekasür Suresi nazil olmuştur el hakü tekasür. Çokluk sizi aldattı, oyaladı. Bu Kur'an'da da vardır yani. Çok okumak esastır. Yani üç ayet okudum, üç ayet mi okudun ya? Bir saatten üç ayet mi okudun ya? Ve 300 okudum ya. <laughs> Maşallah sana 300 okudun elhamdülillah ne güzel. Ama öyle mi okumak lazım? Bakın iki tane tabir geçiyor paragrafta. Çok enteresan. Bir tanesi cahil, birisi bedevi. Yani bedevi ve cahil olan kişilerin aleminde Gaflet perdesini yırtıyormuş Kur'an-ı Kerim. Peki biz bedevi miyiz? Biz cahil miyiz? Evet biz cahiliz, biz bedeviyiz. Ne demek cahil? Gafletin neticelerini dedik ya, ilmin neticesinde kişi eğer Allah hesabına, kainata bakmıyorsa ilim ne olurdu? Cehli mürekkep olurdu. Kainata, mevcudata, Allah hesabına bakmayan her insan cahildir. Kainatı ve mevcudatı vahiyle yorumlamayan, tevhid şuurunda yorumlamayan her kişi de bedevidir. Bedevilik ve cehalet her daim var. Sen bugün kainata baktın. Ay'a baktın, gökyüzüne baktın, yıldızlara baktın, güneşe baktın. Ve gün içerisinde bir kere Allah aklına gelmediyse sen o mevcudatı Allah namına tefekkür etmediğin, görmediğin için sen cahilsin. Ve oradaki tevhid manasını da anlamadığın için bedevis. Ama Kur'an dağıtmış mı? Evet Kur'an dağıtmış. O yüzden Kur'an-ı Kerim mütefekkir an okumak esastır. Yani Hangi derste söylemiştik bunu? Namazla ilgili derste söylemiştik ama ne demiştik hatırlar mısınız bilmiyorum ama yusebbihu, tusebbihu gibi ayetler geldiğinizde lütfen elinizden Kur'an-ı Kerim'i şöyle bir bırakın. Ya bırakın ya bir şey olmaz. Birkaç sayfa eksik okuyun. Bırakın. Sabbaha lillahi ma fi semavati vel arz dediğinde ya arz yani bildiğin arz gökyüzü. Kafanı bir kaldır da bak ya. Bak yani. Tusebbihu, yusebbihu gibi kelamların hepsi tesbihi ifade eder. Yani mevcudat tesbih eder der. Mevcudatın tesbih ettiğinin farkına vardığında artık mevcudat ölü olmaktan, cansız olmaktan, manası olmaktan çıkar. Senin için bir mana ifade etmeye başlar. O zaman sen Kur'an'ın ana gayesine ulaşmış oldun demektir. Yani sen Kur'an-ı Kerim sana diyor ki bak şu görmüş olduğun mevcudat tesbih eder. Şu görmüş olduğun gökyüzü ay tesbih eder. Şu görmüş olduğun bütün mevcudat Allah'a tesbih eder, Allah'a zikreder. Bunlar hayatsız, bunlar şuursuz varlıklar değildir. Bunların hepsi birer mana içeren, birer lafz-ı mücessemdir. Ve sen de bu farkındalığı vermek isteyen Kur'an-ı Kerim'i sen okurken bir kere kafanı kaldırıp bakmadıysan e gaffet, uyanamazsın. 300 okuma. Topla bütün gökyüzü ayetlerini, tesbih ayetlerini. Tusebbihu lehu ma fis vel Otur onu zikret. Kafanı kaldır bak aya, göke tamam mı gökyüzüne. Tekrardan sabbaha lillahi ma fis semavati vel Kaldır kafanı ya Rabbi bütün gökyüzü seni tesbih ediyor sana hamd ediyor de. Bir daha indir, bir daha oku, bir daha oku. Ta ki kalbin akşedene kadar. Bırak bir sayfa okumaya. Bir gün bir sayfa okuma yani. Bir gün bir satır oku. Düşünerek oku ama. Düşünerek oku ki Kur'an-ı Kerim o gaflet perdelerini ne yapsın? Darmadağın etsin. Gafleti dağıtan sebeplerine bir tanesi neymiş? Kur'an'ın ayetleriymiş. Ama Kur'an'ın ayetlerine böyle yaklaşırsak işte falanca zamanda inmiş işte mübarek bir kitaptır diyerekten yaklaşırsak son dakika haberi gibi okuyamadığımız nispette Kur'an'la olan bağımız hiçbir zaman olması gerektiği gibi olmayacak. Bizim için Kur'an nazil olmuş, bitmiş bir kitaptır. Açarız mübarek gün ve gecede okuruz. Hatimleri indiririz. Ölülere işte sıra sıra okuruz. İşte benim babamın yaptığı gibi bütün torunlarına tek tek birer hatmi şerif indirir. Ondan sonra işte vefat etmiş babasına, dedesine, amcasına, halasına. Kur'an-ı Kerim'e böyle muhatap olduğumuz zaman işte bütün ana uzaklaşıyoruz. O yüzden gaflet perdemiz kap kalın oluyor. Bir türlü de uyanamıyoruz. Evet. 5. Ölüm hakikati. İnsanı gaflete dağıtan, sebeplenen bir tanesi lemalar 231. Şimdi biraz üstten alacağım paragrafı. İhtiyarlığın alameti olan beyaz kıllar saçıma düştüğü bir zamanda gençliğin derin uykusunu daha ziyade kalınlaştıran harbi umuminin dağdağları ve esaretimin keşme keştikleri, sonra İstanbul'a geldiğim vakit ehemmiyetli bir şanı şeref vaziyeti. Hatta halifeden, şeyhülislamdan, başkumandandan tut ta medrese talebelerine kadar Haddinden çok ziyade bir hüsnü teveccüh ve iltifat gösterdikleri cihetle. Gençlik sarhoşluğu ve o vaziyetin verdiği halet-i ruhiye o uykuyu o derece kalınlaştırmıştı ki adeta dünyayı daimi kendimi de layım utane dünyaya yapışmış bir vaziyeti acıbede görüyordum. İnsanı aldatan sebepleri saydı adeta. Yani ihtiyarın alameti olan beyaz kılda saçına düştüğünde üstad kendine kendine bir tefekkür etmiş. Demiş ki bakmış ya bizim gençlik acayip gidiyor ama bakın öyle bir gençlik zamanı ki o gençlik gafletini kalınlaştıran sebepler de var. Yani Birinci Dünya Savaşı'nın hengameleri, cebelleşmeleri, İstanbul'a gelmiş Padişah ta ki Şeyhülislam'a kadar, başkumandana kadar acip bir teveccüh var. İnsanlar Bediüzzaman Said Nursi, Said Nursi deyip duruyorlar. Tamam mı? Şu anlı şeref vaziyeti var ve yavaş yavaş bu vaziyetler diyor beni dünyaya yapışmış bir vaziyete getirdi. Ölümü unutturmaya başladı. Bunlar çok tehlikeli şeylerdir. Hepimizin cüzük gibi böyle bir gaflet mertebesi vardır. Herkes kendi mesela Atilla abinin de piyasada kendine ait bir teveccühü bir muhabbeti vardır değil mi? Sevilen bir adamdır vesaire. İşte biraz daha üst mertebeye çıktığında işte eğer iş sahibisi, maddi imkanları genişse biraz daha kalınlaşmaya başlar. Biraz daha biraz daha biraz daha derken insan farkında olmadan ölümü unutan bir varlık haline gelir. Üstad da böyle bir halet-i ruhi içerisinde girmiş ve diyor ki o zaman da İstanbul'un Bayezid Camii mübarekinde Ramazan-ı Şerif'te ihlaslı hafızları dinlemeye gittim. Kur'an-ı Muciz-ül Beyan semavi yüksek hitabıyla beşerin fenasını, zih hayatın vefatını haber veren gayet kuvvetli bir surette küllü nefsin zaikatül mevt ne demek? Eğer nefis ölümü tadacaktır. Fermanını hafızların lisanıyla ilan etti. Hafızların lisanıyla ilan etmiş. Kulağıma girip ta kalbimin içine yerleşip o pek kalın gaflet ve uyku ve sarhoşluk tabakalını parça parça etti. Bir ayeti kerime. Şu günleşe ziyâ Kulağıma girdi diyor. Kalbime yerleşti ve benim bütün ondan sonra gaflet şeyimi darmadan etti. Bir ayet kerime. Biz çok okuyoruz. Çok da ezberliyoruz bu ayet kelimesini ama demek ki kulakla dinlemek lazım ama bununla değil. Kalp kulağıyla dinlemek lazım. Bakın bu kulakla değil. Bu kulakla dinlemek kolay. Kalp kulağıyla dinlemek lazım. Yani kalp kulağıyla dinlediğimiz zaman o mana bize nüfuz etmeye başlar. Ve şimdi bütün çeşitli sebeplerle bağlanmış olduğumuz, bizi ölümü unutturan şanı şeref vaziyeti, geçici boş fuzuli işler, ondan sonra maddi imkanların çokluğu vesaire vesaire bütün bize ölümü, bu dünyaya geliş gayemizi unutturan bütün esbabı, bütün o gaflet sebeplerini darmadan eden nedir? Kur'an'ın külü nefsin zayikatil Yani her nefis ölümü tadacaktır, hakikatıdır. Ölüm şuurundan uzak yaşadığımız her dem gaflet içerisinde olacağız. Peki ölümden daha yakın bir şey var mıdır bize? Yoktur. Ama ve lakin biz ölümden çok uzak yaşarız. Hani bir önceki derste ifade etmiştik ya deve kuşu gibiyiz. Başımız <laughs> kuma saplarız avcıdan saklanmak için. Koca gördüğümüz dışarıda. Kum nedir peki? Atilla abinin kumu Ece Nur'dur. Değil mi? Mehmet abinin de Fırat'tır. İşte bizim burada piyasada bir sürü adam var. Tek tek saymayayım reklam olmasın. Bunları reklam ücretini almam lazım sizden. Herkesin kumu kişiye Allah'ı ibadeti ve ölümü unutturan her neyse kişinin kumu odur. Ve ölüm hakikatini unuttuğumuz her nispete de maalesef bu dünya hayatına saplanmak, bağlanmak mecburiyetinde olacağız. Demek ki gafleti dağıtan sebeplerin en önemlisinden bir tanesi neymiş? Ölüm hakikatini idrak etmişmiş. O yüzden Efendimiz sallallahu aleyhi ne diyor? Ölümü çokça zikirdiniz. Çokça. En az günde belki de 20 defa sürekli. Ama bu şey ne değil yani ölüm var, ölüm var, ölüm var değil yani. Ciddi ciddi. Mütefekkir ölüm var deyip böyle. Rabıtay mevt yapmak. Yani öleceğini düşünmek. Öldüm demek değil, öleceğim demek. Öldüm derseniz nefis yemez ama öleceğim dediğinizde nefis katlanmak zorunda kalır. Çünkü hepiniz öleceksiniz, haberiniz olsun. Hepiniz ölecek yaştasınız bu arada. Yaşta değil yani bu iş. Evet, altıncı madde. Tahkiki iman. Kafacı dağıtan sebepler. Ami yani olan tevhidi zahiri. Hiçbir şeyi Allah'ın gayresine isnat etmemekten ibarettir. Böyle bir nefi sehil ve basittir. Eyle hakikatın hakiki tevhidleri ise her şeyi Cenab-ı Hakk'a isnat etmekle beraber her şeyin üstünde bulunan mührünü, sikkesini görüp okumaktan ibarettir. Bu huzuru ispat, gafleti nefeder. Şimdi iman dediğimiz hadiseyi maalesef iman ettik ve bitti manasında anlıyoruz. Bu çok yanlış bir iman anlayışıdır. İman tahkiki olur. Taklidi iman olmaz. Yani kişinin iman ettim demesiyle o iman üzerine hiçbir çalışma yapmaması kişi gaflete atar. Belki de son nefeste imanla kabre girme olasılığını ne yapar? Düşünün. Yani çünkü neden? Hiçbir çalışma yapmamış üzerinde. Şimdi amiyane tevhid ne demek? İman ne demek? Şuna bir örnek görüyor sözlerde. Mesela bu şehrin mal geldi. Tamam mı? Bu şehrinde en zengini Recep abi. Tamam mı? Hepimize Recep abinin bu, buranın en zengin olduğunu biliyoruz. Ve bana sorsalar bu mal kimindir deseler ben derim ki ya bu Recep abinin. Olsun Recep abi. Çünkü neden? Bu buraya bu kadar mal alacak olan Recep abidir. Recep abiden başkası bu kadar mal çekemez buraya. Evet. Ama ve lakin, bu tevhid, bu anlayış amı yani. Yani içerisinden hırsızlık yapılacak bir anlayıştır. Ben gelirim ki ya tamam babam bu hepsi Recep abinin de şu benim de onu ben alayım. Tamam al bir şey değil. Bak, küçük çünkü yani. Küçük olunca koparırsın. Bir tanesi diyor, bu da benim falan diyor. Hop, koparırsın, götürürsün. Tamam mı? sefer Recep abinin o koca malından hırsızlamalar başlar. Alır götürür, alır götürür, alır götürür. Ama diğer taraftan tahkiki bilgini sıldır. Her bir şeyin üzerinde, bu Recep'indir imzasını, patentini görmektir. Mesela bakar bardak Recep'in. Bakar Recep'in, 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 Recep'in. Recep Her şeyde Recep'in yazıyor. Şimdi ben geliyorum diyorum ki, abi diyorum bu kitaplar benimdir. Recep abinin kargosuyla geldi. Hayır abicim bak Recep'in yazıyor gördün mü? Senin değil bu Recep'in. İşte bu da tahkiki bir bilgidir. Şimdi iman da böyledir. Biz bunu diyoruz ki her şey Allah'ındır. Her şey Allah'ındır diyoruz ama her şeyi Allah veremiyoruz. Problem burada işte. Çünkü her şey Allah'ındır demekle her şeyi Allah'a veremezsin. Çünkü her şeyi Allah'ındır demek için her şeyin Allah'ın yaptığının farkında olmak lazım. O yüzden hayatımızda çok gedik var bizim. Her şeyi Allah'ın diye biz ne yapıyoruz? Bazen rızkı müşterilere bazen rızkı patrona, bazen rızkı iş yerine veriyoruz. Namazı terk ediyoruz, harama giriyoruz vesaire vesaire. Doğru mu? Hani her şeyi Allah'tandı, hani her şey Cenab-ı Hak'tandı? Ha. Ama ne yaptın? Her şeyde Cenab-ı Hakk'ın izini özünü görmek. Her şeyin Cenab-ı Hakk'ın yaptığının farkında olmak, tahkiki iman sahibi olmaktır. Böyle bir iman sahibi olan kişi hiçbir şeyi Allah'tan gayresine vermez. Müşteriyi de bilir ki Cenab-ı Hak gönderir. Rızkı da bilir ki Cenab-ı Hak gönderir. Rızkı azaldığında bilir ki Cenab-ı Hak azalttı. Rızkı çoğaldığında bilir ki Cenab-ı Hak fazlasını nasip etti. Elhamdülillah der. Rızıksızlık yüzünden endişe eder. Ne de ondan sonra rızık bol geldiğinde ben sattım, ben satıyorum işte konteyner sattım, 3 konteyner sattım, 4 konteyner sattım, çok mal sattım diyerekten nefsini alır. Her şey Allah'a vermek budur. O yüzden kişinin gafletini dağıtan sebeplerden bir tanesi nedir? Tahkiki iman sahibi olmaktır. Kim ki tahkiki iman sahibi olur, taklitten kurtulur, o zaman gafletten de kurtulmuş olur. Allah hepimize bu manayı nasip etsin. Evet, çok güzel bir tevafuk oldu şimdi bununla ilgili. Okuyacağım 7. madde. Gafleti dağıttan sebep veren bir tanesi zelzele. Ne zaman deprem oldu? Evet. Perşembe günü ben bu dersi çalıştım. Şey, çarşamba akşamıydı galiba. Çarşamba akşamı ben bunu bitirin burayı yazdım, bıraktım. O gün tıkı 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 tıkır, tıkır sallanmıştı. Tamam mı? İşte Manisa vesaire diye. İnsanı gafletten uyandıran Gafıcı dağıtılan sebeplerin bir tanesi neymiş? Zelzele. Yani deprem. Deprem şimdiki Frenkçesi. Normalde zelzeledir. Ayettir. İza zül zinetil arda diye devam eden ayet kelime. Şimdi iki tane madde okuyacağım. Diyor ki neden zelzele olur? Fay attı, cay attı, cuy attı falan attı, bir attı. Tamam mı? hepsi sebep. Sebeplerin tesiri yok. Kadir-i Zülcelal'in musahhar bir memuru, bir gemisi, bir tayyaresi olan küreyi arzın içinde bulunan hikmet ve irade ile ittihar edilen bir bombayı yani mağma tabakası denilen o bombayı ehli gaflet ve yani uyandırmak için ateşlendir diye olan emir Rabbani'yi unutmak ve tabiata sapmak hamaketin en en şeyidir. Şimdi yorum yapıyor yorumcular bakıyorum diyor ki bu depremin de İstanbul'la diyor sartması nedir? Yok diyor tamamen diyor tesadüftür diyor yani. Vay anasını tamamen tesadüf yani o kadar yani bu kadar mı denk gelir? Tesadüf demesinin sebebi ne? Tevhidden uzak olduğundan dolayı. Çünkü o şeyi mağma tabakasında fay hattına verdiğinden dolayı. İkinci maddeyi de okuyacağım. Neden deprem zelzele olur? Küreye arzın beni Adem'den, bağsuz, ehli imandan beğenmediği bir kısım etvarı gafletin, sıkleti maneviyesinden omuz sirkmeye benzeyen zelzele. Yani bir toplumda zina, bir toplumda günahlar arttıkça, özellikle zina arttıkça o toplum içerisinde manevi sebep olaraktan zelzele baş göstermeye başlar. Neden ondan sonra daha çok Müslümanlar geliyor? Bununla ilgili zaten uslu bir yer var. Okumuştuk daha önce. Yani bu zaman Müslümanlar bu dünyada günahların bedelini öderler ve ahirete temiz, temiz giderler. Kafirler için bu dünya onların cennetidir. Yaşasınlar dursunlar yani. Ama ya abi şimdi ne alakası var? Şimdi küre arzla insan arasında acip bir bağ vardır. Kainatla insan arasında. İnsanın yapmış olduğu fiiller, günahlar, hayırlar, hasenatlar küre arza, bütün mevcudata tesir eder. Hatta diyor hadis-i şerifte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki denizin dibindeki balıklar şikayetçi olurlar. Derler ki bu günahkarlar yüzünden rızkımız azalıyor. Doğru mu? Bak oraya hadiste. Tesir, tesir, ediyor. Bakın günahlar ta oraya kadar tesir ediyor. Bir örnek daha vereceğim. Misal şimdi yaşanmış yeni bir hadise. Avustralya'da değil mi? Bir sürü felaketler zinciri var şu anda. Yani, yani, anda. Yani, yangınlar, seller, dolu, toz bulutu, işte örümcek vesaire. Şimdi 10 bin tane deveyi katletme kararı aldılar. Neden? İşte bu hayvanlar çok su içiyor, <laughs> sularımızı azaltıyor diye. Bakın tevhidden ne kadar uzak yaşıyorsak o nispetle başımıza bela alırız. Sen 5 bin tanesini katlettiler, 5 bin tanesini daha öldürecekler. Cenab-ı Hak önce bir yangınla bir tozun attırdı tabiri caizse. Sonra dedi ki rızkı veren benim. Yaratmış olduğum her mahlukun rızkını ben de ruhte ederim. Oraya 10 bin tane deveyi yaratmışsam oraya 10 bin de suyu ben veririm. Senin öldürmene gerek yok. Ne oldu? Öldürdüler. Cenab-ı Hak bir sel verdi, bir tufan verdi. Her yere su bastı. Ne diyoruz şimdi biz? Ya işte develerin rızkını Cenab-ı Hak gönderdi. Bu kafirler böyle. Aynı mantık bizde de var. Nasıl var? Çocuk nasıl bakacağım? Bak Avustralya'nın deveye nasıl su vereceğim hesaplamasıyla senin çocuğuna ben nasıl bakacağım demeleriz hiçbir fark yok. Hiçbir fark yok. Çünkü sen bakmıyorsun. El rızkı al Allah. Rızık Allah'tandır. Yaratmış olduğu her mağlukun rızkını Allah verir. Kimsenin kimseye de baklığı yoktur. Ve hatta ihtiyar yaşlı varsa diyor ki zaten ben bir de geçinemiyorum. İki tane de ihtiyar getirdin eve bir de onlarla mı uğraşacağız? Subhanallah. Sen mi bakıyorsun? Ya evine kedi al. Bak evine kedi al Cenab-ı Hak o kedinin rızkını bile ekstradan gönderir. Şimdi hal böyle olunca ne oluyor? Bak kainat kızıyor. Kainat öfkeleniyor. Kainatla insan ikiz kardeştir. Yani mezdir. İnsan eğer kainatta mütefekkir bir Müslümansa kainattaki bütün ibadetlerin farkına varır ve bunun şuurundadır. Ve kainatın yapmış olduğu bütün ibadetlerin hepsi eğer o şuurdaysa kişi, o tefekkürü varsa, Kur'an'a bakış açısı varsa onun defteri hasenatına yazılır. Ve kainat da o kişiden memnun olur. Öyle bir memnun olur ki Orada bereket olur, huzur olur, tamam mı? Ama eğer insan vazifeyi asliyesini unutmuşsa, gaflete girmişse, günahlarla hemhal olmaya başlamışsa küre ağza ne yapar? O insandan veya o insan toplumundan omuz silker, sallar. Ve bu sallamak da işte elhamdülillah insanı gafletten uyandıran, insanın gafletini dağıtan en güzel sebeplerden bir tanesidir. O yüzden arada sallanmak iyidir. Sallasın şöyle ufak tık 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 şöyle. Böyle bir kendimize gelelim. Birisini uyandırmak için ne yaparsınız? Sallarsınız değil mi? Bayılmış olan bir şuurda olmayan birisi. Değil mi? Böyle vurursun. Niye sallıyorsun? Uyandırmak için. O yüzden Cenab-ı ne yapıyor? Sallıyor. Tık 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 kendine gel. He, haberin olsun. Yani dikkat et. O mağmalar vesairelerin hepsi sebeptir. Sebepler yok demiyoruz ama sebeplerin tesiri yok diyoruz. Sebeplerin arkasında iş yapan müsebbibül esbab dediğimiz Cenab-ı Hak vardır. O isterse o mağma hareket eder. O isterse o fay attı, kırılır. O isterse deprem olur, zelzele olur. O istemese de olmaz. 8. Şimdi güz ve kış mevsimi. Özellikle bahar ve kış dönemlerinde yani o büyük bir tasarrufun olduğu işte bir yandan bahar mevsiminde büyük bir haşir, kış mevsiminde büyük bir vefat, ölüm hadisatı yaşanıyor kainatta. Bu bir mana ifade ediyormuş. Diyor ki sözler 77'de hem yeni gelecek mahlukata yer boşaltmak için tefrikattır ve yeni vazifedarlar gelip konacak ve vazifedar mevcudatın gelmesine yer hazırlamaktır. O işte dökülen yaprakların solması, işte çürümesi ve vesaire gitmesi ve ihrazattır. Hem zişura vazifesini unutturan gafletten ve şükrünü unutturan sarhoşluktan ikazatı subaniyedir. Yani güz mevsiminde, kış mevsiminde dökülen yaprak. Bakın kainata Kur'an nazarıyla baktığımızda manasız hiçbir fiil yoktur bizden istenen de bu manaları almaktır. Yani ben güz ve kış mevsiminde almam gereken en büyük ders nedir? Celal terbiyesiyle ölüm hakikatıdır. Vazifene dikkat et. Gençliğine güvenme. Aha bu ağaçtaki yaprak da senin gibi gençti. Böyle sallanıyordu. Gün geldi. O yaprak ne oldu? Kurudu ve ağaçtan düştü. Gün gelecek. Sen de kuruyorsun. Tam kuruyacaksın. Ve gün gelecek. Sen de toprağa düşeceksin. O yüzden ne yap? Vazifene Dikkat et. Demek ki insanın gafletini dağıtan, sebep eden bir tanesi neymiş? Güz ve kış mevsimindeki o tahribatmış. Evet. Kainatın zikri. insanın gafletini dağıtan bir nokta. Şimdi güzel bir tefekkürlük bir yer burası. Lemalarda geçen 234'ten okuyacağım. Yine Üstad'ın kendi hayatında bir yaşamış olduğu bir vaziyetten haber veriyor. Ve diyor ki Harbi Umumi'de esaretle Rusya'nın Şarki şimalesinden çok uzak olan Kosturma vilayetinde bulunuyordum. Orada Tatarların küçük bir camisi meşhur Volga Nehri'nin kenarında bulunuyordu. Oradaki arkadaşlarım olan esir zabitler içinde sıkılıyordum. Yalnızlık istedim. Dışarıda izinsiz gezemiyordum. Tatar mahallesi kefaletle beni o Volga nehrinin kenarındaki küçük camiye aldılar. Ben yalnız olarak camide yatıyordum. Baharda yakın o şimal kıtasının pek çok uzun gecelerinde çok uyanık kalıyordum. Ve o karanlık gecelerde ve karanlıklı gurbette Volga Nehri'nin hazin şırıltıları ve yağmurun rikkatli şıpıltıları ve rüzgarın firkatli esmesi beni derin gaflet uykusundan muvakkaten uyandırdı. Şimdi burada dikkatimi çeken bir nokta var. Yani Üstad'ın da hayatında bu var. Mesela İmam-ı Gazali'de de vardır, İmam-ı Rabbani'de de var. Ki başta Efendimiz Aleyhisselam'ın da hayatında bu mevcut. Ehlu'llah yalnız kalmaktan keyif alıyorlar hep böyle bir uzlet hali vardır onların hayatlarında. Mesela Efendimiz sallallahu aleyhi peygamberlik gelmeden önceki bir dönemi var böyle. Hira mağarasında çıkıp orada değil mi Mekke'yi böyle tam tepeden gören bir yer. Orada bir sessiz sedasız bir tefekkür zamanı var. Peygamberlik gelmemiş ama Hazreti İbrahim Aleyhisselam'dan devam eden o tevhid dini üzerine orada sürekli bir tefekkür, sürekli bir ondan sonra yaratılışı süzüyor. Bir iç dünyasında bir ciddi bir terakki var. Üstadın hayatında da bu mevcut. İmam-ı Rabbani Gazali'de aynı şekilde mevcut. Ama bakıyorsun, ehlullah yalnız kalmaktan keyif alıyor. Biz de <laughs> tam tersi kalabalıklardan keyif alıyoruz. Şimdi yalnız kalmaya başladığımızda, bu bizim hoşumuza gitmeye başladığında, yavaş yavaş artık kalabalıkların size empoze etmiş olduğu düşüncelerden uzaklaşmaya başlarsınız. Kalabalıkların veyahut da dünyanın size böyle zorla monte etmiş olduğu düşüncelerden uzaklaşmaya başlarsınız. Ve tam tersi biraz daha aşağı inip, Kalpten ve ruhtan yansıyan o sonsuzluk habercileri denen sesleri duymaya başlarsınız. Bakın bunu herkes cüz'ü külde yaşar hayatında. Şöyle evde 5 dakika ve 10 dakika yalnız kalmak için uğraşın. Sessiz, sedasız kalmak için uğraşın. E ama biz bunu beceremiyoruz çünkü telefonlar hemen elimizde. İşte telefonla giriyoruz bir şekilde bakıyoruz, eskiyoruz, kendimizi oyalıyoruz ama yalnız kalmak tefekkür noktasında çok güzeldir. Peki yalnız kalmak bizi neden sıkıyor? Ehlullah neden sıkılmıyor diyeceksiniz. Yalnız kalmaktan sıkılmamak istiyorsanız yalnız kalmadığımızın farkına varmamız lazım. Hiçbir zaman yalnız kalmayacağız. Cenab-ı Hakk'ın olmadığı bir yer gösterin. Orada yalnız kaldığınızı kabul ederim. Melaikenin olmadığı bir yer gösterin. Orada yalnız kalma ihtimaliz olduğunuzu düşünelim. Cenab-ı Hakk'ın ve melaikelerinin ve Cenab-ı Hakk'ın olmadığı hiçbir yer olmadığı için, yani olmadığı her yerde hazır ve nazır olduğu için hiçbir zaman yalnız kalmayacağız. Hiçbir zaman yalnız kalmadığımızı idrak edince o zaman işte o yalnızlık, zahiri yalnızlık bize keyif vermeye başlayacak. Şimdi diğer bir husus, şimdi kainatın zikri. Bakın mevcudat her an zikreder. Fakat insanın mevcudattan bir üst versiyon bir vazifesi var. O nedir? Diyor ki, insanı diyor fıtraten bütün hayvanlara tefevvük ettiren, onu üstün kılan nedir? Camiyetinin meziyetlerinden biri de zevil hayatın, vahibül hayatı olan tahiye ve tesbihlerini fehmetmektir. Yani İnsan kendi kelamını fehmettiği gibi iman kulağıyla zevil hayatında belki cemadatın bütün tesbihlerini fehmeder. Yani insan bütün mahlukatın ibadetlerini de anlama kapasitesine sahip. Demek her şey sağır adam gibi yalnız kendi kelamını anlar. İnsan ise bütün mevcudatın lisanıyla yaptıkları, tekelim ettikleri Esma-i Hüsna'nın delillerini anlar. Şimdi bir yere gittiniz ormana, işte deniz kenarına, 5 dakika bekleyin. Hep söylüyorum yani bu hatayı yapmayın. Ormana gidip son ses müzik dinlemeyin. Veyahut da kulaklığı takıp müzik dinlemeyin. Ya bir sıyrılın yani bu seslerden de. Bir 5 dakika bekleyin. 5 dakika beklemenin sebebi şudur. Oraya gittiğinizde oradaki mahlukat sizi bir yabancılayacak yani. Cek, bu kim? Nereden geldi? Çünkü mekan onların. Mekan onların yani ormanlar işte şeyler değil mi? Sonra bakar mevcudat. Bu bizden. Ünsiyet başlar yani. Der ki bu Muhalefetullah elle. Ve başlar ağaçlar zikretmeye, başlar kuşlar zikretmeye, rüzgarlar zikretmeye. O esen diye sesler, işte o yağmurun şıpıntıları, ondan sonra kuşların cıvıldaşmaları vesaire vesaire. Bunların hepsi birer manadır. Bunların hepsi birer tespittir. İnsan bütün bunlardan ne yapar? Manaları alır ve bu insanı gafletten uyandırır. O yüzden sessiz kalarak aslında kitabı kebiri kainattaki bütün mahlukatın o muazzam tesbihini, muazzam zikrin halkasında sen ser zakir olursun. Yani bütün mahlukat zikreder, sen de ser zakir. Ortadaki hani videolarda izlemişsiniz, zikirlere katılmışsınız bilirsiniz. Ortada bir zat vardır böyle. Bütün insanlar zikreder. Kuh, kuh diye böyle ondan sonra o tempo yapar. Tak. Tamam. Yani sonra ayağını vurur böyle. Hızlanır. Bir tane daha vurur, bir tane daha böyle. Son surat böyle bir acayip bir zikir halkası oluşur. Aynen bunun gibi de insan mütefekkir bir Müslüman. Yani tahkiki iman ehli Müslüman kainatta bir ser zakirdir. Oturursun böyle kuşların, böceklerin, yaprakların, rüzgarın, deniz kenarındaysan, dersen denizin şıplıkları, yağmurun rüzgarın sesleri duyarsın böyle. Duyarsın, ya Rabbi bütün bu tesbihatları ben bunların adına sana sunuyorum. Vallahi billahi tallahi yedi sülaleniz tesbih çekse bu şekilde bir ibadet yapamazsınız yani. O yüzden aklınızı çalıştırın. Her zaman söylüyorum bakın Müslüman aklını çalıştıracak bir tespih al önüne. Kaç tane çekersin bir gün içerisinde? Emin abi mesela çok çeker. 10.000 çeksin. Hadi Emin abi için 10.000 azdır. Emin abi 10 bin de gara yapar yani ondan sonra. <laughs> 20 bin yapsın Emin abi. Hadi bir bin abi için de koyacağım. 30 bin yapsın. 30 bin tespihat yaparsın. En fazla yapacağın. Bir ağacın yaprakları kaç tane vardır? Dersin bakarsın ağaca şöyle. Esmesi, durması, hareketi, Rabbi Buradaki bütün yaprakların sayısınca sana hamdü sena olsun dersin. Subhanallah dersin. Kaç tane yaprak var? Hepsi de defteri hasenatına tespih olarak yazılır. Ya bu kadar kolay mı? Vallahi bu kadar kolay. Evet. İnanmazsan yap yani. <laughs> yazılır yani. Elhamdülillah. O tespihleri de çekelim ama o tespihlere yani oradaki rakamla değil esas yani manayla uğraşıyorum Ama o manaya ulaşmak için de o rakamlar da lazım. Yani ikisi birbirinden kopuk değil ama esas olan mana anlamaktır. Yani bizim mesela bir örnek vermiştik ya inşaatta çalışıyor, amele çalışıyor. İşte günde 30 TL alıyor, 50 TL alıyor. Evet en baba amele işte 10 bin lira alsın değil mi? Mühendis bir geliyor adam kravat gömlek alıyor tık 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 tak gösteriyor çizim yapıyor hop 20 bin lira. Sen bütün gün sıva sıva boya tamam mı işte şey yap ne alacaksın 10 bin lira. Adam geliyor hiç uğraşmıyor. Elini ne malaya değiyor ne kuma değiyor ne ondan sonra bir şey değil mi? hop alıyor, koyuyor parayı cebine 20 bin lira. Niye? Kafayı kullanıyor. Şimdi halife ruhi zemin olan insan aklını kullanırsa, şuurunu kullanırsa, imanını kullanırsa bütün mahlukat ne yapar? Onun adına çalışır. O da alır bakar. Anladım der. Namazda Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Anladım der. Tesbihle Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Anladım der. Şükürle Cenab-ı Hakk'a takdim eder. Bir dilken 40 bin dil belki de 100 bin dil haline gelir. Öyle geniş bir sayfa açılıyor yani. O yüzden gafleti dağıtan sebep bir tanesi neymiş? Kainatın zikriymiş. O yüzden de çok önemli olan bir nimettir tefekkür. 10. maddede tefekkür. 10 tefekkürü denk gelmiş. Güzel. Mesela futbolda 10 numara biliyorsunuz herkese verilmez. Değil mi Gürsel abi? Tek cümle. Tefekkür gafleti izale eder. Tefekkür. Ne demek tefekkür Halil abi? Düşünmek, fikretmek. Yani tefekkürün kelime manası fikretmek, düşünmektir. Ama yani tefekkür kuru bir düşünüyor değildir yani. Yani mana harfiyle düşünmek. Kainata bakıp fikretmek. Yaratılanı yaratanla bağdaştırmak. Yaratılan üzerinden yaratanı tanımak, Fikretmek. Ve dinimizin de çok önemli bir esasıdır. Efendimiz sallallahu en büyük sünnet isinesinden bir tanesi tefekkürdür. Tefekkür maalesef bize çok yabancı kaldı artık. Biz genelde tefekkür etmiyoruz. Çok enteresandır. Yani geçmiş dönemdeki yani tarif olan dinlerde de kitabın ana umdeleri hep böyle değiştirilmiş ve hatta işte uzaklaşmış insanlar. Bizim de mesela ilk emir nedir? Okudur. Biz okumayız. İkra'dır ama biz okumayız yani. Okumayı çok seven kim var burada mesela? Mesela şu kitaplarla eman olan cemaat haricinde Türkiye'nin de okuma yok denecek kadar azdır yani. Bak şu Türkiye'de okuma seviyesini artıran cemaat bizizdir. ha. Yani okuma seviyesi bir rakam var ya. Onun var ya, çoğunu biz arttırıyoruz yani. Yok bulamazsınız azdır yani bak samimiyetle söylüyorum. Üniversite vesaire falan adam zorla okur da üniversite öğrencisi de okumuyor yani. Ama ilk emir okudur. Peki şimdi bir tane kardeş demişti bana abi ya ne bileyim ben de öyle bakıyorum da aklıma bir şey gelmiyor diyor. Mesela tefekkür edeceğim diyor da bakıyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Neden? E malzeme yok. Bir şeyle hemhal olduğunuzda ilk baktığınız şeye de onu inşa etmeye başlarsınız. Mesela düz bir arazi görse bir ehli mühendis ve hatta müteahhit hemen oraya ne yapar? Kolonları dizer. Buraya iki, şey, iki, iki sütun, buraya iki tane şey çıkartırız. <laughs> Anında değil mi? Ve hatta kumaşçılar için söylüyorum. İşte ölçüyü gördün, tamam 90'lık eşap çıkarttırız burada. Ve hatta kalıbı gördün, oradan falan filan. Anında hemhal olmuş olduğun işi tefekkür etme, üzerine bir şey yapma imkanı var değil mi? İşte baranda koltuk kanepe ile ilgili model görüyor. Tıtık bunu böyle yapıyor, bunu böyle yapıyor. Hop! Niye bende olmaz? Mesela ben hiç müteahhitlik ilgili bir tefekkür yapabilir miyim? Yapamam çünkü benim verim yok. Böyle bir şey yüklememişim. Böyle bir şey ihmal olmamışım. Ve hatta eşarp ve hatta başka bir koltuk üzerinde. Şimdi bir insan eğer marifetullah ile hemhal olursa, Kur'an'la, sünnetle hemhal olmaya başladığında artık bakmış olduğu her şeyden bir tefekkür kapısı açılır. Açılır. Bunu halinizde dikkatli şekilde böyle uğraştığınız zaman görün. Ha dersin bak bu bunu andırıyor. Bu bunu benzetiyor. Bu bana bunu anlatıyor. İşte bak Cenab-ı Hakk'ın işte sanatını anlatıyor. İşte cemil esmasını anlatıyor. İşte renklendirmesini anlatıyor. Vesaire vesaire. Her şey size Cenab-ı Hakk'ı hatırlatan bir mektup haline gelir. Tefekkürünüzde malzeme de olduğundan dolayı hemen inşa etmeye başlarsınız. Evet. 11. Yine Kur'an. Kahveti dağıtan en cami sebeplerden bir tanesi. Bütün bu camiyet içinde şu intizam ile beraber Geçmiş 24 adet sözlerde izah ve ispat edildiği gibi cehli mürekkebin menşei olan adiyat perdelerini keskin beyanatıyla yırtmak, adet perdeleri altında gizli olan harikuladeleri çıkarıp göstermek ve dalaletin menba olan tabiat tagutunu bürhanın elmas kınıncıyla parçalamak ve gaflet uykusunun kalın tabakalarını rahat misal sahyalarıyla dağıtmak ve felsefeyi beşeri ve hikmeti alemin muammay acibesini feth ve keşfetmek elbette hakikat bin ve hak nüma alan Kur'an gibi bir mucizekarın harikulade işleridir. Demek ki Kur'an-ı Kerim okuduğumuzda, mütefekkir an okuduğumuzda en önemli bize sağlayacağı şey nedir biliyor musunuz? Farkındalıktır. O yüzden Kur'an'ı herkes okur ama hep söylerim ben. Furkan'ı herkes okuyamaz. Ne farkı var? Kur'an-ı Kerim'in diğer bir ismi Furkan'dır. Furkan-ı Hakim'dir. Furkan farkındalıktır. Kur'an okursun, farkına varırsın, Furkan hakim okumaya başlarsın. Mesela sen Kur'an okursun, güneşi anlarsın, sonra bakarsın sabah kalktığında güneş tepende, vay dersin be. Şems, sure ismi. Şems bir ayettir. Bak ne oldu? Sen baktın ve ilk defa güneşe Kur'an nazarıyla baktın. Kur'an okudun ve güneşin farkına vardın. Farkında oldun. Artık güneş senin için mana içerdi. Güneş seni gafletten uyandırdı. Mesela sürekli yediğin, yarın da kahvaltıda yiyeceğimiz nasipse zeytin. Kur'an okudun, zeytinin mucize olduğunu farkına vardın ve zeytin alırken artık yerken artık bakarak yemeye başladın. Vay be zeytin. Çok basit geliyor değil mi? İçtiğin su, havada uçan kuş vesaire hepsi Kur'an'ın Cenab-ı Hakk'ın sürekli yapmış olduğu ve bizim basit gördüğümüz, adiyak dediğimiz yani sıradan gördüğümüz o şeylerin içerisindeki mucizeleri ders verir. İnsanın gafletini dağıtan en büyük sebep eden bir tanesidir. nedir? Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an-ı Kerim'i nedir? Mütefekkiran okumaktır ama. Allah bu manayı nasip etsin. Evet son madde okuyorum. 12. maddeyi bitiriyorum. Kalanı inşallah önümüzdeki derste yaparız. İnsanın gafletini dağıtan bir sebep. Kısa bir yer. Zuhur. Ne demek? Zuhur. Yani öğle vakti ve namazı. Zuhur zamanındaki o zaman gündüzün kemale ve zevale meyli ve yevmi işlerin avanı tekemmülü ve meşagilin tazikinden muvakkat bir istirahat zamanı ve fani dünyanın bekasız ve ağır işlerinin verdiği gaflet ve sersenlikten ruhun teneffüse ihtiyaç vakti ve inamatı ilahinin tezahür ettiği bir andır. Şimdi öğle namazı, öğlen vakti, zuhur vakti. Bakın her bir namazın vakti bir mesajdır ve bu ruhunun farkında olan, melekut boyutunun farkında olan bir insan için Namaz vakitleri çok önemlidir. Şimdi öğle vakti deyince biz mesela öğle namazı ne zaman kılarız? Genelde ikindiye yakın zamanlarda kılarız değil mi? Veyahut da iş çoktur. Ezan okuyor böyle Allahu Ekber, Allahu Ekber. Tam da zamanında şimdi yani. İşte var. Daha da yeni okudu ya. Ben gidiyorum ondan sonra bazı yerlerde böyle muamele görüyorum. Tamam mı? Ezan okunuyor. Ya daha yeni okudu ya. Ya daha bekletebilirsin yani. Daha yeni okudu. Acele etme gerek yok yani. Tamam mı? Şimdi böyle bir namaz, şuursuz bir namazdır. Böyle bir namazı kılıyorsak eğer bu namazdan bir namazı anlamamışızdır. Yani kılarız evet borçtan düşeriz Allah kabul etsin. Ama bakın insan ruhuna baktığında öğle ezanı, zuhur namazı, öğle namazı vakti işlerin en yoğun olduğu zamandadır. Sana bu farkındalığı verir, bu gafletinden seni uyandırır. Der ki sen bu fani dünya için, bu kararsız bekasız işler için yaratılmadın. Bak kendini kaptırdın gidiyorsun. Şehri boşanmış kamyon gibi gidiyorsun. Allahu Ekber, Allahu Ekber sedası. Öğle vakti yani zuhur vakti, zuhur namazı seni gafletten uyandırmaya bir vesiledir. Ne yap? Bırak işi gücü. Kardeşim biz bunun için yaratılmadık. Hadi. Hadi gelin bir nefes alalım. Allahu Ekber dersin. Rahatladık <laughs> ya elhamdülillah. Yani öğle namazının vakti tekrar söylüyorum. En çok meşgul olduğumuz, en yoğun olduğumuz zaman dilimleridir ama... Tabi Mesela çalıştığınız yerde iş noktasında sıkıntı olursa vesaire. Evet bunda estime payı vardır ama yani ben geçen bir tane medreseye gittim. Gene söylüyorum ben hep uğraşıyorum böyle de çok da uğraşıyorum. Bir şey de değişmiyor belki de. Girdim ezan okunuyor çay içiyorlar. İçeri ben gidiyorum hayal panik. Hasan abi geldi falan tamam. namazı kılıyor. Ya dedim kardeş dedim ya Hasan abi geldi diye namaza vaktinde durmayacaksın. Böyle bir dünya yok. İç çayını iç. İç çayını iç şirke girme bari ya. <laughs> Ya namazı vaktinde kılma denen bir hakikat var. Yani dokuzuncu sözü sen kime okuyorsun yani? Her bir namazın vakti mühim bir inkılap başı. Değil mi? Bu hakikati sen okuyorsun. Burası medrese ise eğer sen bu medresede bu namazı vaktinde kılmak zorundasın ya. Her bir namazın vakti çay vakti oluyor bizde. Yemek vakti oluyor. Biz namazı dershanedeki abi, müdebbir hazır olduğu zaman kılıyoruz. Hazır mısın abi? Veyahut da iş yerinde patron. Mesela Baha abi hazır mı? Hazırsa bütün Nuripek tayfası namazı kılıyor. Sağ. Bu bir, böyle bir saçmalık olmaz yani. Namaz esen okunur abiciğim. Allahu Ekber, Allahu Ekber. İmkan olanlar için söylüyorum. Kardeşim namazı kılmamız lazım. Tık. Ha mesela ders yapıyorsundur. Zikir meclisidir. Sohbet meclisidir. Eyvallah. Bir parça. Ama hiçbir şey yokken tamamen namazı daha var ikindiye ya. İkindi bir saat kala hemen şu namazı kılalım da. kılam da ayıp olmasın yani. Böyle bir namaz anlayışı yok. O zaman sen namazın sana vereceği hiçbir şey kalmaz yani. Öğle namazın vakti insanın en yoğun olduğu zaman diliminde insanı gafletten uyandırmak için, ruhun serserinden kurtulmak için teneffüs vaktidir. Haberiniz olsun ya Teneffüs vakti. Evet. Şimdi teneffüs vakti yeter. Subhaneke la ilmedena illa ma'lemtena illeke enten alimul ve ahiru davahum elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatiha